Doğum adı Bülent Erkoç olan Diva lakaplı Bülent Ersoy, 9 Haziran 1952 tarihinde İstanbul'da doğdu. Sanat hayatına özel müzik dersleri alarak başladı. Çok küçük yaşlardan itibaren müzikle ilgilenmeye başlayan Bülent Ersoy, İstanbul Konservatuvarı'na 2 ay devam etmiştir. Kocası Süheyla 64 Bülent Ersoy'un Konservatuvar'a 2 ay devam ettiğini ve sonra bıraktığını açıkladı. Eğitimi süresince Melahat, Bars ve Rıdvan Aytan gibi üstadlardan özel dersler almıştır. Sunar konser bürosu Fikret Torun tarafından düzenlenen ses yarışmasına katılarak bu yarışmada birinciliği kazanmış ve 1000 lira para ödülü almıştır. Akabinde bu gazinoda 3 ay kadar az solist olarak çalışmış, 1971 yılında ilk 45'liği lüzum kalmadı neye yarar gelişin plaktan çıktı. Sanatçı bu 45'liğinde söz ve müziği Muzaffer Özpınar'a ait lüzum kalmadı ve Neye Yarar Gelişin adlı eserleri seslendirmiştir. 1974'te Maxim Gazinosu'nda sahneye çıkmıştır. Çıkardığı klasik uzun çalar Tuti Mucize'yi Guyem Ne Dersem Laf Değil adlı plakla rekor satış elde etti. Maxim Gazinosu'nun sahibi Fahrettin Aslan, Bülent Ersoy'u as solist olarak çıkarmaya karar verdi. Ancak kimliğindeki soy ismi Erkoç olan sanatçının soyadı Müjdat Gezen tarafından Ersoy olarak değiştirilmiştir. Bülent Ersoy, Müzeyyen Senar'ın temsilcisi olarak başladığı sanat hayatında, akademik sanat kariyerinin de yüksek olması ve aldığı eğitiminde getirileriyle olağanüstü bir yorumcu ve büyük bir tavrın sancaktarı oldu. Baharı bekleyen kumrular gibi, dert çekmeye gidiyorum gibi her okuduğu şarkıyla grafiği sürekli yukarı tırmandı. Ağustos 1980'de İzmir Fuarı'nda seyircilerden gelen tezahürat sonrası göğüslerini açınca İzmir Cumhuriyet Savcılığı hakkında soruşturma açtı. Eylül 1980'de kordundaki evinde bir hakime hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanarak Buca cezaevinde tutuklu kaldı. 12 Eylül darbesi sonrası Haziran 1981'de dönemin İçişleri Bakanı Selahattin Çetiner tarafından çıkartılan kanunla beraber transseksüel sanatçılarla birlikte sahne yasağı aldı. Yasa 8 Ocak 1988 tarihinde kaldırıldı. 14 Nisan 1981'de Londra'da geçirdiği cinsiyet değiştirme ameliyatıyla kadın oldu. Ancak Türkiye cinsiyet değişikliğini tanımıyordu. 1983'te Danıştay, Bülent Ersoy'un hukuken erkek olduğuna ve gazinolarda ancak erkek kıyafetiyle sahneye çıkabileceğine karar verdi. Pembe nüfus kağıdı alması yıllar sonra sahne yasağını da kaldıran dönemin başbakanı Turgut Özal'ın öncülüğünde 1988'de çıkartılan cinsiyet değiştirmeye izin veren kanun sayesinde oldu. Bülent Ersoy sahne yasağı olduğu dönemde Avrupa'da gurbetçilerin yoğun yaşadığı Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa gibi ülkelerde İbrahim Tatlıses, Ferdi Tayfur, Gülden Karaböcek, Müslüm Gürses, Mahmut Tuncer, Mehmet Ali Erbil gibi sanatçıların yer aldığı geniş bir kadroyla konserler verdi. Bülent Ersoy yasaklı olduğu yıllarda çeşitli Avrupa ülkelerinden vatandaşlık teklifi aldı. 1989 yılında Adana'da verdiği bir konser sırasında bir seyirciden gelen Çırpınırdı Karadeniz adlı isteği okumadığı için kurşunlanarak bir böbreğini kaybetti. 2011 yılında aşktan sabakalı çıkartan sanatçı halen çeşitli konserler vermektedir. Popstar Alaturka adlı şarkı yarışmasında jüri üyeliği yapmıştır. 1980 yılında London Palladium'da ve 1983 yılında Square Garden'da sahne alan ilk Türk sanatçısı olmuştur. 30 Mart 1997'de ise Ümmü Gülçüm'den sonra, etnik müzik sazlarıyla Olimpiya Müzik Holü'nde sahne alan ilk Türk sanatçı olmuştur. Bülent Elsoy ayrıca Ajda Pekkan ve Moreno'dan sonra Olimpiyada konser veren ilk Türk sanatçısı olmuş, sahnede 50 kişiden oluşan orkestrasıyla 4 saat süren bir program sunmuştur. Sanatçı, klasik şarkılar alanında gelmiş geçmiş en önemli yorumcular arasında yer aldı. Müzik yaşamı boyunca sayısız ödül aldı. Geniş entervalli ile yüksek volümlü sesi, Japonya'da ses laboratuvarlarında yapılan testler sonucu %100 kusursuz bulundu ve 1997 yılında Uluslararası Montemelit Müzik Doktoru unvanı ödüllendirildi. Ayrıca Bülent Ersoy, Deniz Baykal'la olan rüşvet itirafı ve askerlik hakkındaki görüşleri sebebiyle hakkında dava açıldı.